Şimdi doğrudan doğruya Allah'a kul olmak demek Allah'tan başka hiç kimsenin emrine girmemek demektir. Tam bir hürriyet içerisinde olmak demektir. Zaten biz Fatiha Suresi'ni okurken ne deriz? İyyake abut, Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Ve iyyake nestaîn yardımını yalnız senden isteriz kulluğu yalnız Allah'a yapıp, yardım yalnız Allah'tan istemek çok ciddi bir bağlılıktır. Fakat imtihan ediliyoruz. İmtihan edilince işler zorlaşıyor. Şimdi önüne çok arzu ettiğim bir şey konuyor imtihanda. Ya da çok rahatsız olacağım bir şey konuyor. Şimdi onu orada kendi arzularına mı uyacaksın, Allah'ın emrine mi uyacaksın? İnsanların çoğusu şimdi şunu bir yapayım de sonra tevbe ederim demeyi tercih eder. Yaptığının yanlış olduğunu hep herkes bilir. İblis de gayet iyi biliyor yaptığın yanlış olduğunu. Nereden Febime Agveiten ediyor zaten. Bu hayalere ben sen beni daldırdın. Ben yanlış olara girdim diyor ama sen girdirdin diyoruz. Suçlu ben değilim. E imtihan yapıyor tabi. İster istemez olacak bunlar.